Evet sevgili seyirciler, Paşa Yalçın'la Kayıp Aranıyor'a hoş geldiniz. Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan yakınlarınızı bulan program Kayıp Aranıyor başlıyor. Bu hafta bakamıyorum bile yani. Mehtap aramızda. Evet Mehtap. Acını paylaşıyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Mehtapçığım, nasıl kaybettik dedemizi? Kalp krizinden 2 yıl önce. Ne demek böyle? Beyefendi, ben dedemi aramaya gelmedim. Benim kızım kayıp. Kızımı aramaya geldim programınıza. Ha, pardon efendim, reji karıştırmış. Canlı yayında olabiliyor böyle şeyler. Evet, kızı kayıp. Öyle bir aksilik oldu. Evet, nasıl oldu bu Mehtap? Vallahi biz de bilmiyoruz biliyor musunuz Paşa Bey? Bir gün bir uyandık, Gülseren'im evde yok, çıkmış gitmiş. Gülseren, dön annem evine, 2 gözüm 2 çeşme Gülseren! Mehtap Hanım, bu kamera bozukmuş da orta kameraya ağlarsak. Gülseren, dön annem evine, 2 gözüm 2 çeşme Gülseren! Evet, sevgili seyircilerimiz, işte Gülseren'in resmi. Bunu nasıl astınız ya? Şu şekilde efendim, Gülse... Yazma ortaokulda yaptığı resim. Ya buradan nereye varız bilemedim Paşa Beyciğim. Kızın resmi yok mu acaba? Bir saniye rejiyle, ben aynı anda rejiyle konuşuyorum. İlknur nerede resim? Birazdan. Efendim, şuradaymış, arkadaymış. Kusura bakmayın, canlı yayında oluyor böyle şeyler. Efendim, resmimizi görenler lütfen ihbar hattımızı arasınlar. Acılı annemiz burada, tek başına kızını arıyor. Evden kaçması için bir sebep var mıydı Mehtap Hanım? Onu da sorayım ben size. Yoktu, yoktu. Ne sebep olsun Paşa Beyciğim? El bebek, gül bebek. O bizim başımızın tacıydı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir adam tarafından yani böyle kandırılıp kaçırıldığını falan düşünüyorum ben Gülseren'imi. Ayşe, pek de güzel maaşı. Sizi de andırıyor. Aynı aynı. Efendim, bir hemen ihbar hattımıza bir telefon gelmiş. Hadi, ay hadi inşallah Allah. Yani. Alo. Sakin. Alo, Paşa. Kaçta geleceksin eve? Sen niye buradan arıyorsun Neza? Saçmalama, yayındayım ben. Lan salak, cepler konu kapatmışım. Dayında mısın? Ne işin var dayında? İktur kapasana. Konuşmuyoruz onlarla Paşa. İktur asansa yayında. Telefon kapalı, çalışıyorum ya, yayındayım diyorum. Neza bana kapat. Bana bak, iş yerinde mi yiyeceksin yemeği? Nerede yiyeceksin? He, yedim, kapat. Yemeyeceğim ben. Orada yiyorsan lan, kuru fasulye yeme. Bütün gece sağ süt uyumuyor muyum? Uyumuyor. Nerede yiyeceksin, evde mi yiyeceksin? Ya ben yedim diyorum. Ay ben yedim. O zaman gelirken 2 tane ekmek ol. Ekmek olayım mu? Tamam, ekmek olurum ben kapıda. Ekmek ol, ekmek ol. Alsana yayında kadın. Al, tamam. Bana bak. Kapı, kız kapandı, hala konuşuyor. Bu nasıl ya? Kapanmadı. Kapanmadı mı? Yok da bir dakika dur, Emine bir şey söylüyor. Alacağım yok. Ben boşan. Ben boşan. Baba, bana gelirken çikolata alacağım mı? Ben boşanmak istiyorum. Burada canlı yayında söylüyorum. Mümkünse. İstemiyorum. Bu çok kötü bir kadın. Keşke bu kaybolsaydı yani. Gitti. Evet efendim, kusura bakmayın lütfen yani. Olsun, ne yapalım Paşa Beyciğim? Olur böyle şeyler. Canlı yayındır. Yeter ki benim canım kızım bulunsun. Tamam efendim, burada notumuzu almışız. Şimdi bize bu konuda yardımcı olacak uzmanımız Mustafa Bey'imizi çağırıyoruz. Evet. Mustafa Bey gelsin. Hadi. Başınız sağ olsun. Bir şey yalnız... Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Yok yaz bir yalnız... Gerçekten nurlar içinde yatsın hayat. Beyefendi ağzınızda iyi, nasıl benim kızım ölmedi ya? Benim kızım kayıp, kızımı aramaya geldim ben programa. Haydi meşe arası olsun ya. Çok affed, öyle mi? Öyle. Çok affedersiniz. İçeriden reji bize vefat etti dedi de. Biz ondan dolayı vefat diye duyduk. Mehtap Hanım'ın kızı Gülseren kayıp. Benziyor zaten annesine. Mustafa Bey, uzman olarak ne diyorsunuz? Vallahi çok zor. İnanılmaz zor bir şey. Kayıp falan. Allah kolaylık versin. Çok zor. Sağ ol kardeş. Çok zor. Sizce ne olmuş olabilir ya? Kaçmış olabilir. Kaçmış olabilir. Yani yok cinsinden evde yoksa mesela, kaçmış olabilir. Mesela bizim alt komşumuz Yusuf abi vardı. Evet. Hemen alt komşumuz. Tanıyor. Bir kızları vardı. Güzeller güzeli bir kız ama var ya. Nasıl bir güzeller. Her koca karının aman bunu oğluma alsam desiği cinsten böyle güzel bir kız. Bizim bu güzeller güzeli kız bir tane telefon kapakçısı bir çocukla birlikte kaçtılar. Evet.
Bu da bütün mahalleye kapak oldu. Evet, ha. Kaçtılar yani. Evet. Enteresan Mustafa Bey uzmanımız. Evet. Mustafa Bey, Mehtap abi ne yapsın yani siz uzman olarak? Ben de... Polise gidebilir. Polise gidebilir. Ne bileyim, kolluk kuvvetlerine gidebilir. Yani bulunduğu yerin kaymakamlığına gidebilir. Yani vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getirebilir yani. Bu nasıl uzman ya? Bu neyin uzmanı? Ben inşaat uzmanıyım. inşaat ustasıyım ben. Evet, inşaat ustasıyım. Alçıpan, PVC, MVC, ne varsa... Şimdi giderken aşağıda benim panel varım var. 15 metre küp görmüşsünüzdür. Arkada ne varsa oradan yapı malzemelerini oradan veriyorum ben yani. Buyurun, kartımı vereyim ben size şöyle. Sonra şey yapar. Paşa Bey, bu adamın kızımı bulmasında iyi dileklerin dışında nasıl bir katkısı olabilir Allah aşkına? Niye... İnşallah bulunur. İnşallah bulunur. İnşallah. Niye çağırdınız siz bu adamı ya? Mehtap Hanım her şeyden anlıyor. Bundan da anlar diye düşündük yani. Siz benim kızımı bulabilecek misiniz? Efendim bulacağız. Bir sakin olun lütfen. Bakın burada. İlk dur. Efendim Recide'ye şu an şey geldi. Ne? Kulağıma ses geldi. Ha. Bir sürpriz. Gülseren'i son gelen mahallede son gelen görgü tanığı bulmuşuz. Buradaymış. Hadi, alalım hemen alalım. Haydi. Hadi ablacığım inşallah. Hadi. Mehtap abla inşallah. Görgü tanığımız Fikri Bey'i çağıralım. Gelsin. Alalım bunu aşağıya. Sese doğru gel. Sese doğru alalım. Hiç mi görmüyor, hiç görmüyor. Alalım böyle. Yo yo yo, bu adam bayağı ama ha. Evet ama, gel bakalım. Hoş geldiniz Fikri Bey. Kör ulan bu. Ya körse görgü tanığı olamıyor mu anlamadım. Paşa Bey adı üstünde görgü tanığı ya. Mehtap Hanım ön yargılısınız yani. Lütfen oturun sakin olun, bir soralım bakalım. Lütfen. Fikri Bey en son ne zaman gördünüz? 5 yaşında gördüm. Neyi ya? Yani beni kör eden o elim kazadaki arabayı gördüm. Onu demiyorum efendim. Mehtap Hanım'ın kızı var Gülseren. Onu ne zaman gördünüz en son? Onu görmedim de ben otobüs durağındaydım. Yanımdan biri koşarak geçti. Dedim bunun ya acelesi var ya bir şeyden kaçıyor. Sonra sizin arkadaşlar beni buldu buraya getirdi. Heyecanla yaklaşıyoruz efendim. Peki bu yanınızdan geçen ne konuştu? Ne dedi Gülseren de muhtemelen? Ne dedi? Duymadım. Ama... Konuşsa kesin duyardım. Kulaklarım çok iyidir. Tabii. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Yanından geçen bir adam da olabilir. Ne bileyim bir köpek möpek de olabilir ya. Olabilir eminim. Sonuçta görmedim yani. Tamam. İlk dur. Konumuzu alalım burada. Nasıl? Neredesiniz? Nihat nerede? Nerede? Mehter falan hiçbir şey. Ne dondurma yemeği? Tamam kapat. Mustafa Bey siz çıkarırsanız ben... Hadi mi? Tabii tabii. Sağ ol, ayağına sağ ol. Tabii. Buyurun bu şekilde geçip... Paşa Bey sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Ben size kartımı vereyim. Şey yapalım. Mustafa Bey, bırak teşekkür ederim. Ama yemin ediyorum gördüm, sizin evim bozuldu benim ya. Ben buraya gelmişim. Acaba anneyim, kayıp kızımı arıyorum. Ay sizin yaptığınız iş mi ya? Ay görgü tanı diye kör adamı getirirsin. Vallahi ne oldu bittiler. Sizin çok mutlu ya. Mustafa bir dur. Ayıp. Ağlamayın lütfen. Alın şunu. Bakın gözyaşlarınızı silin. Ercan mendilleri çok güzeldir. Güzel güzel silin yani gerçekten. Kaliteli mendildir. Mendil de kalite yani. Ercan al kuru kal. Ercan mendilleri. Ercan al kuru kal. Ercan'la asla ıslak kalmazsın. Ercan. Kardeş ne yapıyorsun ya sen? Yani sporcular aldık. Onların ürün yerleştirme programlarda oluyor. Canlı yayında lütfen. Ya paşa inanamıyorum. Sponsor mu aldın ya? Hiç de söylemiyorsun biliyor musun? Sevince bak. Bu programa zaten sponsor bulmanız da hayırlı başarı. Bravo. Bravo. Vallahi bravo. Bulmuşsun. Sonunda bulmuşsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şundan benim panel bana ver de arkaya atıvereyim ya. Bir kolibe atıvereyim ne olur. Mustafa canlı yayında sırası mı şu an peçetenin? Ya, bir peçete, bir kolibe. Vereceğim tamam, al bu sende dursun şu an. Çok teşekkür ederim. Ama artık bu nasıl diyaloglar? Vallahi ben gidiyorum, sizin benim kızımı bulacağız yok ya. Mehtap Hanım lütfen, insan bulma uzmanımız geliyordu. Şu an çağırıyordum kendisini. İnsan bulma uzmanı mı? Evet. Eski polis falan mı? Hayır, direkt insan bulma uzmanı yani. Feride Hanım'ı çağıralım, gelsin buraya Feride Hanım. Buyurun, geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin Feride. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Evet Feride, bize aletinden biraz bahseder misin? Tabii. Bu görmüş olduğunuz aletim genetik haritalandırma dediğimiz bir teknolojiyi kullanıyor. Yani şey mi hocam, kayıpları bulma konusunda bize yardımcı olabilecek bir alet mi? Şöyle izah edeyim. Siz şu camlı bölüme tükürüyorsunuz. Evet. Alet o tükürükten sizin genetik kodunuzu alıp tüm dünyadaki veri tabanlarımızdan eşleşme yoluyla
size akraba olan insanları tespit ediyor, hem de nerede olduklarına kadar. Vallahi yapan yapıyor biliyor musun? Vallahi yapıyor. Bizim aşağı komşu var ya, aşağı komşuda bir tane böyle robot süpürge almış adamı. Böyle gıcır 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 bütün evi nasıl geziyor biliyor musun? Şaşar alırsın bana. İnanılmaz bir şey. Bu da iyi geziyor. Tamam Mustafa abi, kıracaksınız ama ona vurmayın aleti. Evet. Yani ne yapıyoruz o zaman? Şöyle yapıyoruz. Mehtap Hanım şuraya tükürün lütfen. Tabii efendim, ben şöyle tükürüm. Şuradan tükürürsek sıkıntı ne ya bu? Evet, kodunuz veri tabanına girdi. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Neymiş ikinci aşama hocam? Kayıp kişinin de buraya tükürmesi gerekiyor. Nerede o? Hane çalışıyor demek ki. Ulan kayıp kişi buraya tükürecek olsa... Neden kayıp olsun? Ya bu kadar da fevri olmamak lazım. Mehtap abla ama ya böyle bu şekilde... Kes kardeşim. Şu makine bir aletini neyse ama al git kardeşim. Valla dalga geçiyorsun ya. Alıp çıkar mısın ya? Bu ne böyle artık ama ya? Valla buraya bak kadar ya. Ne Mehtap Hanım? Ne Mehtap Hanım? Acınızı anlıyorum ama biraz sakin olalım. Lütfen Mehtap Hanım, böyle olmaz ki. Evet Mehtap abla, bu şekilde netice alamazsın ama yani. Biraz sen hele sen çok biliyorsun sen. Mustafa sen karışma lütfen. Ben konuşuyorum burada. Ben sustum. Yok lan ben. Bulduk tabii canım. Mustafa Bey'in oğlunu bulduk da programda bulmadık yani. Bulduk ama. Aynen ya. Bizim alt komşuya gitmiş. Hayırlısı. Ben artık bu sefer kesin gidiyorum. Yazıklar olsun. Kayıp programıymış bir de. Başa Bey gidiyor. Efendim. Gülsene Hanım. Gelin, gelin, gelin ya. Bir dakika Mehtap Hanım. İlk dur, doğru mu söylüyorsun? Annesi burada, acılı annesi. Ne? Gülsene ne ulaşmışız telefonla efendim? Ah! Evet efendim. Sakin olup oturur musunuz? Mustafa aman bayılmasın. Yok yok. Aman. Tamam. Alo. Gülseren lütfen evine dön bak. Annem burada çok acılı kızım. Hadi. Acılı mı istiyorsunuz? Aç beni. Gelir misin bak artık, dön evine. Yeter şakanın sırası değil. Gel annen çok acılı. Evlere servis yapıyorum. Beyefendi konuşan erkek. Efendim taklit yapıyor. Erkek sesi gibi yapıyor. Kız o. Evet. Olur mu öyle şey? Neredesin sen Gülseren bak, delirtme beni. Ne deniyorsun lan? Bizim dükkan olmayan anda. Erkek mi hayvan mı anlamadım ki. Yabancı bu. Gülseren lahmacun. Ya kapat ya. Kapat. Lahmacun dedi, duydun mu? Resmen Google'a yazmışsınız Gülseren diye, ilk çıkan yeri aramışsınız. Size yazıklar olsun. Mehtap Hanım, sokaklara düşerim Gülseren, Gülseren diye sokak sokak bağırırım kızımı. En azından öyle bulabilirim belki. Tamam Mehtap abla. Mehtap Hanım canlı yayın. Giderseniz son tanımızı göremeyeceksiniz. Kim lan kim? Son tanığın kim? Bülent Serttaş'ımı çağırdın türkü mürkü söylemek için. Kim o? Son tanık. Bülent Serttaş geçen hafta geldi. O değil efendim. Evet, onu eğlenmiştik Bülent Serttaş geldiğinde ya. Tamam. Keşke bir daha... Pardon, affedersin. Mustafa beni de bozuyorsun. Bak ben de sana... Yapma ya, acılı kadının yanında. Efendim, bu gerçekten bu son tanığımız kızımızı görmüş biri. Nerede görmüş? Bu fotoğraftan şey yapıp hemen aramış ihbar hattımızı. Aa. Gelmiş burada bekliyor. Değil oturun, mi? Sakin olun. Artık bile bir görmüş. Alalım. Ne ismi? Bahadır Bey, alalım. Kendi gel. Alo. Nusret abi. Haşay Altını program ya, Show TV. Açtın mı? Heh. Merhabalar. Beni mi merak ettiler? Beni mi sordular? İzleyenlerim var da merhaba. Hadi acı kayıp gördük. Evet, evet kardeş. En son sen görmüşsün. Nerede gördün kızını? Evet efendim. Ben size kızınızı gördüm. Gördüğümüz istiyor geldim. Kızınız İstanbul'un en iyi... Bu çok bir hayvanlık ama. Ne oluyor ya? Canlı yayında olabiliyor böyle şeyler. Adamın kafası ya, stüdyo düşüyor. Nasıl olabiliyor ya? Ya ne olabilir? Adam... Aa, bu cinayet artık kardeş. Aa. Kardeş, kızım nerede? Söyle de... Ya çok kötü düştü bir de, biliyor musun? Kardeş. Aman abi, bu şekil ölünmez. Çok ağır ışık, ölmüştü. Aman abi. Bu ne artık ya? Yok ablam, yok, yok. Bu kesinlikle artık uyanmaz. Bu hayata gözlerini yummuş. Ne diyorsun İlknur? Gerçekten bak, annesi bayılacak durumda. Efendim, Reci İlknur yeminler ediyor, ağlıyor şu an burada. Duysanız kulağımın içinde. Bir tane ihbar mektubu gelmiş şu an. İhbar mı? Ne yazıyor bu? Ne diyorsunuz? Kendi Gülseren'den gelmiş. Değil mi? Ne yazıyor? Ne? Nasıl üstünde? Yiyecek başka bir yer yok. İlk dur, saçmalamayın ya. Lahmacun yemişler mektubun üstünde. Zıkkımın kökünü yesinler. Atmışlar mektubu. İlk dur, siz manyak mısınız? Ya kadın vallahi... beni öldürecek burada. Vallahi de çıkacağım ben. Ah! Ne? Ne? Doğru söyleyeyim bak, kadın gerçekten çok kötü. Gülseren burada süzüyor gelmiş, dayanamamış artık. Ne? İzlemiş gelmiş. Ne diyorsun ya? Burada. Nasıl kaybettiniz ya? Kaybetmişler kızı stüdyoda. Allah belanızı versin İlk Dur'un. Nerede kız? Bir dakika, burada mı kaybetmişler? Bir saniye ya, konuşuyorum ben de aynı zamanda. İlk Dur! Nerede kız? Anası burada çıldırdı iyice. Ne olmuş? Kaybettik
yerde. Yeter siz artık. Yeter. Stüdyoya gelen kızı kaybedemezsiniz kardeşim, tamam mı? Bana bak, sen de düş önüme. Hep birlikte Gülseren'i arıyoruz, tamam mı? Hadi, hep birlikte. Gülseren! Cimcime neredesin? Gülseren! Sevgili seyirciler! Cimcime! Bu programda kayıp arıyoruz. Tatlımız! Gördüğünüz gibi. Ne dediyse o. Gülseren neredesin yavrum? Gülseren! Anneciğim! Gülseren! Neredesin? Gülseren! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.